Aslında en başından beri söylediğimiz şeylerden biri şu, jineolojiyi asıl erkekler okumalı. Maalesef ki aslında erkekler sanki kadın çalışması sadece kadınların işi, bilgi sadece kadınların işiymiş gibi çok böyle bir dar bakış açısıyla meseleye yaklaşıyorlar. Oysa değişim dönüşüm bir toplumsal devinim istiyorsak, daha özgürlükçü bir toplum istiyorsak erkeklerin değişmesi meselesini de belki buradan başlatmak, yani jineolojiyi okumak, bu tartışmalara ortak olmak. Çünkü bir anda biz mesela şeyi görüyoruz, jineolojiyi takip eden kadınlar şunu söylüyor, biz kendimizi nereden geldiğini gördük. Aslında bugün bizi bu kadar cahil, bilgisiz, işe yaramaz olarak nitelendirilen sistemin nereden geldiğini gördük. Erkekler de nereden geldiklerini görmeliler. Yani bugünkü erkek profilinin, erkek karakterinin aslında nasıl ciddi bir toplumsal, aslında ideolojik tahribat yaşayarak bugüne geldiği ve nasıl belki canavarlaştığı bugün içerisinde o tarihsel sürece bakıp. Çünkü böylesi tarihsel bir yorum işin içine katıldığı zaman kendinizi bugünü bir olağan durummuş gibi, olağan bir varlıkmış gibi ele almıyorsunuz. Aslında bir hakikaten ideolojik saldırıların altında başka bir insana dönüştüğünüzü görüyorsunuz. Belki neye dönüştüklerini görmeleri, nasıl dönüştüklerini görmeleri için erkeklerin de daha fazla jineolojiyi okuması, tartışması, bu tartışmaları toplumsal olarak büyütmesi gerekiyor. Olmak çok avantajlı, çok konforlu. Çok aslında lüks bir cins, erkek cinsinin kendisi. Yani evet, kendini öyle tanımlıyor. Yani değişim demek aslında buradan başlayacak. Kendi o konforlu alanından tavizler vermek, kendi o avantajlı alanlarından tavizler vermek. Aslında bir efendi köle ilişkisi içinde yaşıyor. Efendiliğinden taviz vermek. Yani sıradanlaşmak aslında, basitleşmek. Bizim kendi tartışmalarında yaptığımız gibi habunlaşmak, kendisi olmak. Bugün kendisi değil çünkü. Ama bunu yapabilmek için de hakikaten ciddi bir irade gerekiyor. Yani ben mevcut sistemin erkek egemen düzeninden rahatsızım demek gerekiyor. Ben bu sistemin kadınları öldüren bu zihniyetinin bir parçası olmayacağım deme iradesini ortaya koymak ve bu iradeyi de çalışarak, gerçekten kendini değiştirmeye çalışarak, toplumu değiştirmeye çalışarak yapması gerekiyor. Bu çalışmada birkaç gündür yer yer şey de söylendi. Yani bu bir biz artık dile pelesenk olduğu için kadın sorunu diyoruz ama bir erkeklik sorunu. Erkek egemen sistem sorunu aslında. Keşke erkekler gerçekten kadınların bu sistemi değiştirmeye çalıştığı kadar değiştirebilse, adımlar atabilse. Ama bu da gerçekten özgür ve eşit bir topluma bir erkeğin ne kadar inandığıyla çok doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten özgürlükçü ve eşitlikçi bir toplumda yaşamak isteyen bir erkeğin zaten mevcut o şiddet eğilimli, tacizkar, sarkıntılık yapan o hani erkek zihninden, aslında enerjisini dondurmuş erkek zihninden kurtulmaya çalışmak için adım atacağını düşünüyoruz. Ama burada gerçekten özgür toplumdan ne anlıyoruz? Eşit toplumdan ne anlıyoruz? Gerçekten özgür ve eşit bir toplumda yaşamak istiyor muyuz tartışması önemli diye düşünüyorum.